Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda iyotun faydaları ve zararları hakkında bilgiler vereceğiz. İyi seyirler. İyot, vücudun normal gelişimi için hayati önem taşıyan önemli bir eser elementtir. İnsan vücudundaki iyotun yaklaşık %60'ı tiroid bezinde depolanır. Bu element, vücudun temel metabolik hızını kontrol eden, tiroid hormonlarını salgılayan, tiroid bezinin normal işleyişinde çok önemli bir rol oynar. İyot olmadan, tiroid hormonları sentezlenemez. İyot, tiroid bezlerinin işlevini kontrol eder ve, bu da, vücuttaki metabolik süreçler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Kalorilerin en uygun şekilde kullanılmasına yardımcı olur. Böylece, fazla yağ olarak depolanmasını önler. Diğer faydaları arasında, toksinlerin vücuttan uzaklaştırılması ve sistemin, kalsiyum ve silikon gibi minerallerin kullanılmasına yardımcı olması sayılabilir. İyotun sağlığa faydaları. Metabolizma hızını düzenler. İyot, vücudun temel metabolik hızını kontrol etmek için, doğrudan sorumlu olan hormonların üretimine yardımcı olarak, tiroid bezlerinin işlevini etkiler. Metabolizma hızı, organların etkinliğini ve uyku döngüsü gibi düzenli süreçleri, gıdaların emilimini ve kullanılabilir enerjiye dönüşmesini etkiler. Enerji düzenlemesi yapar. İyot, kalorilerin aşırı yağlar olarak depolanmasına izin vermeden, verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayarak, vücudun optimal enerji seviyelerinin korunmasında önemli bir rol oynar. İyotun cilde ve saça faydaları. İyotun yararları arasında, sağlıklı ve parlak cilt, diş ve sağlıklı saç oluşumu sayılabilir. Bu mineral eksikliği, saç dökülmesine neden olabileceğinden, saç bakımı için önemli bir elementtir. Ayrıca, saç büyümesini hızlandırır ve folikül gücünü artırır. Fetüsün gelişimi için önemlidir. Gebe kadınlarda yeterli miktarda iyot alımı çok önemlidir. İyot, ölü doğumları önler. Bebeklik döneminde bazı komplikasyonlara neden olabilen gestasyonel hipertansiyona yol açabilir. Konuşma ve duyma yetenekleri ile birlikte bebeğin düzgün hareket etmesini ve büyümesini sağlar. Ayrıca bebeğin sağlığını etkilemesinin yanı sıra iyot eksikliği de kadınları kısır hale getirebilir. Birçok gebe kadının karşı karşıya kaldığı bir problem yetersiz iyot tüketimidir. Yeni annelerin ve anne adaylarının kendi sağlıkları ve bebeklerinin sağlığı için iyot tüketmesi gerekir. Çalışmalar, gebe ya da emziren bir kadının her gün gerekli olan iyot dozundan daha fazlasını kaybedebileceğini göstermektedir. Bu, hamilelik ve emzirmeden sonra bile anne için ciddi bir eksikliğe neden olabilir. İyot, bağışıklık sistemini güçlendirir. Çoğu insan, tiroid bezinin iyot etkilerine odaklanmakta, ancak iyot, bağışıklık sistemi için önemli bir destekleyici olmak gibi başka işlevlere de sahiptir. Serbest hidroksil radikalleri ve C vitamini gibi bir süpürücüdür, aynı zamanda kalp hastalıkları ve kanser dahil çeşitli hastalıklara karşı güçlü bir savunma önlemi sağlamak için vücut boyunca antioksidanların aktivitesini uyarır ve arttırır. Tiroidin normalden yavaş çalışmasını engeller. Tiroidin normalden yavaş çalışması durumu, düşük, aktif tiroid bezi ile karakterizedir ve vücuttaki kimyasal dengenin patlamasıyla tüm vücut süreçlerinin genel olarak yavaşlamasına neden olur. Fibrokistik hastalığını tedavi eder. İyot, fibroz meme hassasiyeti gibi durumları önemli ölçüde azaltabilir. Fibrokistik hastalıklardan rahatlama sağlar ve hem geleneksel hem de modern terapilerde yaygın olarak kullanılır. İyot kanseri önler. Muhtemelen tiroid etkisi dışında iyotun sağlığa en önemli faydası kanserojen olmayan özelliğidir. Tam olarak etkisi bilinmese de iyot maddesinin kanseri ve kanser hücrelerinin çoğalmasını engellediği görülmüştür. Özellikle tiroid kanserinin önlenmesinde iyot etkisi çok büyüktür. Yeni hücre gelişimini destekler. İyot, herhangi bir kişiye zarar verebilecek, kanser veya hastalıklı hücreler gibi kötü huylu hücrelerin çıkarılmasında olduğu kadar yeni organların oluşmasını da destekler. Vücuttaki zehirli kimyasalları giderir.
yod, florür, kurşun, cıva ve biyolojik toksinler gibi zararlı kimyasalları temizleyebilir. Guatr tedavi eder. İyot eksikliği, yaygın olarak guatrın temel nedeni olarak kabul edilmektedir. Bu eksikliği önlemek için, diyetinize yumurta, tuz, deniz ürünleri ve süt ürünleri eklemeniz gerekir. İyotun zararları ve yan etkileri nelerdir? Özellikle, böbrek rahatsızlıkları veya tüberkülozdan muzdarip olanlar için, 2000 mg'dan fazla olan iyot dozları tehlikeli olabilir. Aşırı alındığında, tiroid papiller kanserine yol açabilir. Hamileler ve emziren anneler, özellikle reçete edilen dozlar dışında, bu elementi almak konusunda dikkatli olmalıdırlar. Dengeli tüketim konusunda dikkatli olmak gerekir. Aşırı tüketimi durumunda, benzer sonuçlar ortaya çıkabilir. Burada bahsedilen bilgiler, uzman bilgileri değildir. Kullanmadan önce, uzmana danışılması gerekmektedir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni konularda tekrar görüşmek üzere.